Bakın 6. madde egemenliğin kullanılması ile ilişkin olarak anayasanın 6. maddesi amir hüküm içeriyor. Egemenlik hiçbir surette bir kişiye, bir sınıfa veya bir zümreye teslim edilemez diyor. 7. maddede de egemenliği yasama yetkisi Türk milleti adına Türkiye Büyük Millet Meclisi'nindir ve bu yetki herhangi bir şekilde devredilemez diye amir hükümle karşı karşıyayız. Bunun ne demek istediğimi herhalde anlıyorsunuz. Burada yapılan bir düzenlemeyle saraya egemenliği devretmeyi Mustafa Kemal'in milletvekili olarak onların parlamentosundan şiddetle reddediyoruz ve kabul etmiyoruz. Bunu bir kere daha buradan ifade etmek istiyorum değerli arkadaşlarım. Değerli arkadaşlar, Bekir Bozdağ burada olsaydı o daha iyi anlardı ama bakanlar kurulu sırasında Sayın Bakan var. Bakın 15 Temmuz akşamı bu parlamentoya gelen ilk milletvekillerinden biriyiz. Sayın Bülent Tezcan burada, Sayın Tufan Köse burada. Bunu geçen yaptığımız değerlendirmede söylediğimizde dediler ki meclis başkanı sizden önce geldi. Değerli Adalet Kalkınma Partisi'ndeki arkadaşlarım, emin olun meclis başkanından daha önce geldik bu parlamentoya. Meclis başkanından daha önce geldik. İlk gelen 3 CHP milletvekili olarak geldik. Ama şundan emin olun. Biz o gece bu parlamentoya Recep Tayyip Erdoğan'ın bekasını savunmaya gelmedik. Bu parlamentoya Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün milletvekilleri olarak o yüce meclisi, o en büyük emanetim dediği cumhuriyeti, demokrasiyi ve özgürlükleri savunmaya geldik. Bunu bir kere daha ifade etmek istiyorum değerli arkadaşlarım. Bakın, burada getirilmek istenen değişikliğin neler olduğunu farkındayız. Kuvvetler ayrılığı ilkesinin nasıl yok edildiğinin farkındayız değerli arkadaşlarım. Hani birilerinin başkanlık dediği, birilerinin mahcubiyet içerisinde cumhurbaşkanlığı olarak halka impoze etmeye çalıştığı sistemin hedefinin ne olduğunu biliyoruz. Burada bütün güçleri bir kişiye vererek aslında yok edilmek istenen Mustafa Kemal'in layık cumhuriyeti değerli arkadaşlarım. Lafı evirip çevirmeye gerek yoktur. Bunu açıkça ifade etmek istiyorum. Hani siz hep söylemlerinizle ileri sürüyorsunuz ya, biz diyorsunuz efendim hedef 2023 diye. O hedefin ne olduğunu biliyoruz değerli arkadaşlarım. Bakın burada doğru yemek pişirelim diyoruz. Eğer doğru yemeği pişirir de yurttaşımızın, vatandaşımızın önüne koyarsak vatandaşımız yanlış yapmaz. Burada biraz önce çok değerli MHP'nin temsilcisi konuştular. Ben 12 Eylül 2010'u hatırlıyorum. 12 Eylül 2010 halk oylamasında ben yine kıyamet kopar diyorduk. Cumhuriyet Halk Partisi de o dönem MHP yöneticileri de yanlış olduğunu ileri sürüyorduk. Diyorduk ki yanlış yapmayın. Bu yargıyı Fethullahçı terör örgütüne, bu çeteye teslim etmeyin diye yalvarıyorduk. Ne yaptınız değerli arkadaşlarım? Hep söylüyorsunuz ki millet doğruyu yapar, millet doğruyu yapar diye. E millet yanlış yaptı. Siz yanlış yemeği götürüp milletin önüne koydunuz. Öyle olmadı mı? 4000 tane bir ülke düşünün. 16.000 hakim savcısından dörtte birini bir Fethullahçı çeteye teslim eden bir ülke düşünün değerli arkadaşlarım. Eğer 12 Eylül 2010'da bu yanlışlığı yapmasaydınız, Cumhuriyet Halk Partisi'nin uyarılarını dikkate alsaydınız, bu yanlışlık olmasaydı bugün belki de 250'nin üzerinde şehit vermezdik değerli arkadaşlarım. Balyoz'da, Ergenekon'da yaşanan acıları yaşamazdık. O Zekeriya Öz'ün altına Mercedes'leri vermezdik değerli arkadaşlarım. Böyle bir tabloyu Türkiye'ye yaşatmazdık. O nedenle bugünün koşullarında uyarıyoruz. Yanlış yapıyorsunuz bakın değerli arkadaşlarım. Bu tablonun nereye gideceğini biliyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi'ndeki dostlarımıza da seviniyoruz. Aradan 3-4 ay geçtikten sonra Allah göstermesin bu teklif parlamentodan geçerse bir bölünme projesi olduğunu biliyoruz. Ulus devleti, cumhuriyetimizi, üniter devletimizi yok etmek isteyen bir proje olduğunu biliyoruz. Çünkü bu konuda tereddüt ettiğimiz bir kişiye parlamentonun yetkilerini teslim ediyorsunuz değerli arkadaşlarım. O nedenle bunu şiddetle reddediyoruz. Bunu kabul etmiyoruz. Buna karşı direneceğiz. O nedenle Atatürk'ün parlamentosundan diyoruz ki halkımız Cumhuriyet Halk Partisi'ne, Mustafa Kemal Atatürk'ün milletvekillerine baksın. Yok öyle umutları yitirip karanlıkta savrulmak. Unutma, aynı gökyüzü altında bir direniştir yaşamak diyor. Yüce heyetimizi saygıyla selamlıyorum.